Bu videoda en yüksek enerjili atomların S ya da P bloğunda değil de D bloğunda olan bir atomun elektron dizilişini size göstermek istiyorum. Bunu periyodik tabloyla daha iyi anlatabilmek için de periyodik tabloda ufak değişiklikler yapacağım. Öncelikle helyumdan başlayalım. Helyum burada en sağda duruyor. Aslında mantıklı. Çünkü helyum soy gazlardan biri. Yani reaktif değil diğer gazlarla çok benzer özelliklere sahip. Ama sadece elektron dizilişlerini daha rahat anlatabilmek için helyumu buraya geçireceğim. Çünkü helyumun en yüksek enerjili elektronu S katmanında yer alıyor. Hatta helyum için elektron dizilişi 1s2 de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi helyumu buraya geçirmekle bir s bloğu oluşturmuş oluyoruz. O zaman hemen helyumu buradan alarak buraya yerleştirelim. Peki S blok derken neden bahsediyorum? Aslına bakarsanız S blok demek bu alanda bulunan bütün elementlerin en yüksek enerjili elektronlarının S orbitalinde bulunması demek. Dolayısıyla bu alan S bloğunu temsil ediyor. Mesela potasyumun en yüksek enerjili elektronu 4s orbitalindeyken hidrojeninki tabii ki de 1s orbitalinde bulunuyor. Ama sonuç olarak hepsi de S orbitallerinde. Esasında helyumu buraya geçirince periyodik tablonun geri kalanını da diğer bloklara bölme imkanımız oluyor. Mesela buraya P bloğu diyebiliriz. Aynı fikirle ortaya çıkmış. Burada bulunan elementlerin en yüksek enerjili elektronları da P orbitalinde bulunuyor. Yani bütün burası P bloğu. Ortada geri kalan bölümde tahmin edebileceğiniz gibi D bloğu. F bloğundan da bir sonraki videoda bahsedeceğim. Aslında aşağıdaki blok, F bloğu, biraz uğraşırsak bu bloğu da buraya yerleştirebiliriz. Tek yapmamız gereken P ve D bloğunu biraz yana kaydırmak. Ama bunu artık bir sonraki videoya bırakalım. Öncelikle D bloğuna geri dönelim. Bunu yapmanın sizce bize nasıl bir yardım olacak? Eğer bir element D bloğunda ise onun en yüksek enerjili elektronunun D orbitalinde olduğunu bileceğiz. Aslında birkaç istisna var ama geneli bu şekilde olacak. Mesela demirin en yüksek enerjili elektronu d orbitalinde. Ben de d katmanını aslında diğerlerinden daha ilginç buluyorum. S ve p katmanlarından bir element düşünürsek örneğin oksijeni ele alalım. Oksijenin en yüksek enerjili elektronu p katmanında olduğunu biliyoruz. Hatta periyodik numarasına bakarsak bunun 2p olduğunu bile söyleyebiliriz. Üstüne üstlük hemen elektron dizilişini bile yazabiliriz. Hatırlatma ve karşılaştırmada kullanmak için bunu da buraya yazalım diyorum. Evet, oksijeni yazalım. Öncelikle 1s2 yani bu katmanı dolduruyoruz. Sonra 2s2 yani bu katman doluyor. Ve gördüğünüz gibi ikinci periyoda geçmiş oluyoruz. Bunlardan sonra da 2p bloğunda 1, 2, 3, 4 elektron var. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü çok basit. Periyodik numarası 2. Kontrol ediyorum. Evet. Yani periyodik tablonun ikinci satırındayız da diyebiliriz. Demek ki 2P4. 1S2, 2S2 ve 1, 2, 3, 4. Yani 2P4. Bunu gördükten sonra Demir gibi bir elementin elektron dizilişini yazmak isterken buraya kadar doldurup önce 4s2, sonra 4d1, 4d2 ve 4d3 diye devam etmemiz çok normal. Ama d orbitalini doldururken aslında 3. katmana doldurmaya geri dönmüş oluyoruz. Öyleyse demir gibi elementlerin elektron dizilişini yazarken dikkatli olmamız gerekiyor. Yani demir 4. periyotta diyorsak d katmanından bahsederken bu sayıdan yani periyot numarasından bir çıkarmamız gerekiyor. Yani en yüksek enerjili elektron 4d orbitalinde değil. 3d orbitalinde olacak. Bunu gözünüzde daha iyi canlandırmanız için bütün elektron dizilişini yazmayı deneyelim. Elimizdeki element demir. Önce 1s2 2s2 sonra neonun elektron dizilişine ulaşmak için p bloğunu dolduruyoruz. P bloğunda 1 2 3 4 5 6 elektron var. Yani 2p6. Sonrasında ise 3. katmana geçiyoruz. İlk önce 3s2'yi yazıyoruz. Sonrasında da bu periyottaki P bloğunu doldurarak argonun elektron dizilişine ulaşıyoruz. Yani 3p6. Şimdi sırada 4s2 var. Bundan sonra da biraz önce bahsettiğim gibi 4d katmanını değil, 3d katmanını dolduracağız. Hatırlayalım d bloğu için yapmamız gereken periyot numarasından 1 çıkarmak demiştik. Şu anda dördüncü periyotta olduğumuza göre 3d katmanında olacağız. Sonra da genel kurala göre devam edeceğiz. 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 ve 3d6. Evet, demirin elektron dizilişini bu şekilde yazmış olduk. Sonuç olarak D bloğuna da girmiş olduk. Aslında burada başka bir ilginç nokta daha var. Eğer demirin en dış katmandaki elektronları düşünürsek, onların dördüncü katmanda olduklarını söyleyebiliriz. Buradaki elektronlar onlar. Ama yüksek enerjili elektronlar onlar değil. En yüksek enerjili elektronlar D bloğunda olanlar. 3D6. Ama bir katman geri gidip doldurulmuş gibi oldular. Daha önce bu orbitallerin 3 boyut olarak nasıl göründüklerine göz atmıştık. Elektronların orbital dediğimiz bu olasılık fonksiyonlarına, enerji seviyelerine göre dağıldıklarını göstermiştik. Şöyle diyebiliriz. Bu yüksek enerjili elektronlar 3. katmandaki 3 boyutlu olasılık dağılımındaki bir boşluğu dolduruyor. Yani en dış katmandaki elektronlar 4s orbitalindeyken en yüksek enerjili elektronlar 3d orbitalinde bulunuyor.